Işıklar bir saat kapatıldı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından küresel ısınmaya ve çevre sorunlarına dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen Dünya Saati kampanyası kapsamında ışıklar bir saatliğine kapatıldı. Yapılan açıklamada 2007'de ilk defa Avustralya'da iklim değişikliğine dikkati çekmek için gerçekleştirilen Dünya Saati kampanyasının bugün küresel bir kampanyaya dönüştüğü belirtildi. Bu sene kampanya kapsamında ilk defa ışıklarını kapatan yerler arasında Galata Kulesi, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı ve Saat Kulesi gibi dünyaca bilinen sembolik yapılar bulunuyor. Türk Hava Yolları'nda cep telefonu dönemi başlıyor. Türk Hava Yolları uçakta cep telefonu ve internet kullanılması için çalışmalarına hız verdi. 3 uçakta internet hizmeti konusunda deneme çalışmaları başlatıldı. Bir uçakta da cep telefonu kullanımı ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden deneme amaçlı cep telefonu ve internet kullanımı için izin alan Türk Hava Yolları 19 uçakta hazırlıklarına devam ediyor. Yıl sonuna kadar bir uçakta seyahat sırasında cep telefonu kullanımının hizmete sunulması hedefleniyor. Rixos Atletico Madrid'e sponsor oldu. İspanya'nın güçlü kulübüyle dünyanın en hızlı büyüyen lüks otel zinciri arasındaki sponsorluk anlaşması gereği Atletico Madrid Arda Turan'ın da forma giydiği tüm lig maçlarına bundan böyle Rixos Otel yazılı formasıyla çıkacak. Anlaşma sonrasında Madrid ekibi oynadığı Getafe maçına bu formayla çıktı. Yeni forması uğurlu geldi ve rakibini 3-0 yendi. Atletico'lu futbolcular sezon sonuna kadar oynayacakları 7 maça da Rixos Otel yazılı formayla çıkacak. Anlaşma Atletico Madrid'in resmi internet sitesinden de duyuruldu. Kıbrıs Saint-Tropez olacak. Kuzey Kıbrıs'ı Saint-Tropez yapmayı hedefleyen plana ilişkin karar Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi. Karara göre Kıbrıs'a yatırım yapacak iş adamlarına Kalkınma Bankası üzerinden 10 yıl vadeli kredi verilecek ve kredinin faizini de Türkiye sübvanse edecek. Kıbrıs Rum kesimine Avrupa Birliği ilişkileri konusunda rest çeken Türkiye, Kıbrıs'ı başta Bafra bölgesi olmak üzere kalkındırarak Rum kesimine gözdağı vermek istiyor. Kıbrıs'ın ekonomik anlamda kalkınmasını sağlayacak projenin uluslararası platformda büyük yankı uyandıracağı düşünülüyor. Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali törenle hizmete girdi. Antalya Havalimanı'nın yenilenen 2. Dış Hatlar Terminali'nin açılışı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın da katıldığı bir törenle yapıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Yıldırım, Open Gate uygulaması ile artık yolcuların daha az yorulacağını ve daha hızlı trafik akışı sağlanacağını söyledi. Havaalanında yapılan değişikliklerden bazıları ise şunlar: taksi yolu adı verilen, altından arabaların, üstündeki köprüden de uçakların geçeceği bir pist, yolcuların güvenlik ve pasaport kontrollerinin aynı noktadan sağlanması, yapılan ek binalarla yolcu kapasitesinin arttırılması. Her şey dahil yemeklere inceleme geliyor. Sezonun açılmasıyla birlikte her şey dahil otellerdeki gıda denetimleri de arttı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta bal olmak üzere tüm gıda ürünlerini mercek altına alacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, toplu tüketimin olduğu her şey dahil sisteminin bulunduğu otellerde denetimlerinin artırılması talimatı verdiklerini ifade etti. Gıda denetimlerinin ülke genelinde yapıldığını ve buna önem verdiklerini anlatan Eker, eski mevzuat uyarınca uygunsuz ürün tespit edildiğinde para cezaları kesildiğini ve ürünün toplandığını aktarırken, yeni mevzuatta firma ve ürün isimlerinin de teşhir edildiğine dikkat çekti.